Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize boyun kısmından başlıyoruz. Benim vermiş olduğum sayılar 37 numara için, siz patiğiniz büyütmek istediğinizde artı 4 ilmek boyun kısmından itibaren her bir ayak numarası için artı 4 ilmek fazla başlamanız gerekiyor. Bu ilmeklerde ikişer ilmek yan taraflara paylaştırmanız gerekiyor. Şu yan kısımlara paylaştırabilirsiniz. Modeli bozmamak için. Ben patiğimde açıklı ve koyulu renkler kullandım. Petrol mavisi ve beyaz ip kullandım. Mavi ipim benim bonbon lüks marka ip. Onun da uzunluğu 240 metre uzunluğunda. Renk kodu da 98 4 çift 0. Beyaz ipim benim tunç doli marka ip. Onun da uzunluğu 225 metre uzunluğunda bir ip. Patiğimde ben 3 numara şişler kullandım. Tığımız var oyamızı yapmak için. İlmeklerimizi işaretlemek için 6 adet işaretimiz var. Makasımız var. Patiğimizle dediğim gibi boyun kısmından başlıyoruz. Bu kısmı birkaç sıra haroşa ördükten sonra yan taraftaki modelli kısma geçiyoruz. Bu modelli kısımda da yan taraf sabit bir şekilde devam ediyor. Sadece şu üçgen olan kısımlarda 2 ilmek bu kısımda, 2 ilmek bu kısımda, 2 ilmek de yan tarafta olmak üzere her patiğimizin rengini ördüğümüz sıralarda 6'şar ilmek artarak devam ediyor modelimiz. Bu modelli kısmı da tamamladıktan sonra alt kısımda benim 4 diş ördüğüm kısmı, siz eğer patiğinizi daha derin olmasını istiyorsanız bu kısmı daha fazla örmeniz gerekiyor. Bu kısmı da tamamladıktan sonra alt tabanımızı örüyoruz. Sonrasında arka topuğu da ördükten sonra patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi patiğimizin ana rengi olan koyu renk ipimizle şişimize 69 ilmek atarak başlıyoruz. Şişimize ilmeklerimizi attık. Şimdi arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu kısmı 3 haroşa dişi olana kadar örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi ipimizin olmadığı taraf örgümüzün düz yüzü. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Bu şekilde devam ederek bu kısmı 3 haroşa dişi olana kadar örüyoruz. Evet, şimdi her defasında 6 sıra boyunca düz ördük ve 3 haroşa dişimiz oldu. Şimdi patiğimizin ikinci rengini sabitledik, beyaz rengimizi. Bu kısımda 26 ilmek ayırdık. Bu kısma da 26. Ortaya da 17 ilmeğimiz. Bunlar da artırma yapacağımız ilmeklerimiz. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Sıranın başında ilk 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir, iki, üç,
4. Sıradaki 7 ilmeğimizin bir tanesini örmeden diğerini örerek devam ediyoruz. Sıradaki ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek örüyoruz. Örmeden aldık. Bir ilmek örüyoruz. Örmeden aldık. Bir ilmek örüyoruz. Son ilmeğimizi de örmeden aldık. Şimdi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz şu yan taraftaki motif için kullandığımız 7 ilmeğimiz bu kısımda. Şimdi tekrardan şu aralardaki 4 ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir diğer modelimize geçtik. Şimdi tekrardan 7 ilmeğimizi aynı şekilde bir örmeden alıyoruz. Bir örüyoruz. Bir örmeden aldık. Bir ördük. Örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldık. Bu kısımda da yine 7 ilmeğimizi model için kullandık. Şimdi son kalan 4 ilmeğimizi şu kısımdaki ilmeklerimizi 4 ilmek beyaz örüyoruz. Evet, şimdi artırmalarımıza geçiyoruz. Bu kısımdaki ilmeklerimiz artırma ilmeğimiz 17 ilmeğimiz var. Sıradaki ilk ilmeğimizi şu şekilde kenar kısmında olan ilmeğimiz yine örmeden alıyoruz. Sonrasında bu kısımlar artırma yapacağımız kısımlar. Beyaz ipimizden ördüğümüz sıralarda artırma yapmıyoruz. Sadece modeli kuruyoruz. Patiğimizin ana rengi olan kısımda artırmalarımız var. Bu sırada artırmamız yok henüz. Sıradaki ilmeği örmeden aldık. Bunlar artırma ilmeklerimiz. Bir ilmek düz ördük. Örmeden aldık. Sonrasında yine bu kısımda 4 ilmeğimiz var. Beyaz olan 1, 2, 3, 4. Sonrasında diğer artırma kısmına geçtik. Bir örmeden aldık. Bir ördük. Bir örmeden aldık. Bu da ikinci artırma kısmımız. Üçgen şeklinde olan kısmımız. Yine 4 ilmek beyaz. Sonraki üçüncü artırma kısmına geçiyoruz. Bir örmeden aldık, bir ördük, bir örmeden aldık. Evet, bu kısımdaki artırma ilmeklerinde bu şekilde kurulumunu yaptık. Şimdi sıradaki şu kısımdaki 4 beyaz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine modelli kısma geçtik. Bir örmeden aldık, bir ördük. Bir örmeden aldık, bir ördük. Bir örmeden aldık. Bir ördük, bir örmeden aldık. Yine 7 ilmeğimizi bu şekilde kullandık. Yine model arasında şu kısımdaki ilmeklerimizi 4 ilmek beyaz örüyoruz. Son modelimize geçtik. Yine 7 ilmeği bu şekilde bir örmeden alıyoruz, bir örüyoruz. Örmeden aldık 1. Örmeden aldık 2. Örmeden aldık 3. Örmeden aldık 4. Bu şekilde son modelimizde kuruluşunu yaptıktan sonra kalan baştaki gibi 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzden yine ördüğümüz beyaz ilmekleri yine haroşa yani düz örüyoruz. Örmediklerimizi yine örmeden alıyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3 ilmek beyaz ördük. İpimizi ön tarafa alıyoruz ve örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi ördüklerimizi yine düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri ipi ön tarafa yani ters örecekmiş gibi ön tarafa alıp örmeden alıyoruz. Ördüğümüz ilmekleri düz örüyoruz. Örmediğimiz ilmekleri ipi ön tarafa alıp örmeden alıyoruz. Ördük, örmeden aldık. Sonraki 4 ilmeğimizi yine düz ördük, örmeden aldık, düz ördük, örmeden aldık, düz ördük, örmeden aldık. Bu şekilde ördüğümüz ilmekleri yine düz örerek devam ediyoruz. Örmediklerimizi yine örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar ördüğümüz ilmekleri tamamını örerek devam edelim. Örmediklerimizi yine örmeden alalım.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz yine. Bu kez ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Patiğimizin ana rengiyle devam ediyoruz. Önce 26 ilmeğimizi ördüklerimiz ve örmediklerimiz dahil tamamına düz örerek, yani yine haroşa örüyoruz. 1, 2, 26 ilmeğimizi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Evet, 26 ilmeğimizi ördük. Şimdi bu kısımlar şu ön taraftaki artırma ilmeklerimiz, sıradaki ilmeğimiz artırma ilmeğimiz. Bu ilmeğimizi de düz ördükten sonra beyaz ilmeğimize geldiğimizde buraya işaret takıyoruz. Çünkü buralar artırma yerlerimiz. Delik oluşmaması için ilmek atarak veya nasıl kolayınıza geliyorsa delik oluşmadan bir tane artırma yapıyoruz. Bir ilmek düz ördük, tekrar beyaz ilmeğimizi, tekrardan bir ilmek daha artırma yaptık. Bu da direk şeklinde, yani şu ilmeklerimiz oluyor. Aralarda artırma yapıyoruz. Burada artırma yaptıktan sonra tekrardan buraya işaretimizi takıyoruz. Çünkü bu iki işaret arasında artırmalarımız var. Sonraki ilmeğimizi düz ördük. 1, 4 ilmeğimizde yine örüyoruz. Sonraki ilmeğimizde yine düz ördükten sonra bu kısımda 6 ilmek örmüş olduk. Bu kısımlar yine artırma yerlerimiz, ikinci artırma kısmı. Yine işaretimizden sonra bir tane artırma yapıyoruz. Sıradaki beyaz ilmeğimize düz ördük. Yine bir tane artırma yapıyoruz. Tekrardan bir işaret takıyoruz bu kısma. Bunlar artırma yerlerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. Tekrardan buraya işaret takıyoruz. Yine bir tane arttırma, bir ilmek ördük. Sonrasında yine bir tane arttırma. Buraya bir işaret daha takıyoruz. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine patiğimizin rengiyle devam ediyoruz. 26 ilmeğimiz var. Bir tane de modelli kısmın ilmeği var. Yani bu kısımda 27 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu ördüğümüz ilmeklerin arkasına banıyoruz. Örmediğimiz ilmeklerin içine banıyoruz. Çünkü bunları düze çevirmiştik zaten. Sayalım yine de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve son ilmek 27. Bu kısımda bir ilmek fazla çıkıyor çünkü şu kısmın ilmeğini de aynı renk ördüğümüz için o yüzden fazla çıkıyor. Normalde 26 ilmeğimiz var her iki tarafta da. Arka yüzden hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Sıradaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi ilmeklerin arkasına banarak düz örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. İşaretlerimizi çıkartmadan örgümüze devam ediyoruz. Diğer tarafa aldık. Artırma ilmeklerin yine içine banıyoruz. Çünkü bunlar
İlmek atarak olan ilmeklerimiz ve içine banarak bunları da düz örüyoruz. Artırma ilmeğin içine bandık, düz ördük. Bu sıranın sonunda 6 ilmeğimiz arttı. Başlangıç ilmeğimizden 6 ilmek arttırma yaptık. Şimdi bir sonraki sırada arttırma yapmadan sadece modeli kurarak devam ediyoruz. İki sırada bir, yani git gel yaptıktan sonra ipimizin rengini değiştiriyoruz. Beyaz ipimizden devam ediyoruz. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıradaki 4 ilmeği beyaz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonraki 7 ilmeği yine bir örmeden alıyoruz. Aralarında birer ilmek örerek devam ediyoruz. Sıradaki ilmeği örmeden aldık. Bakın bu şekilde düze çevirerek alıyoruz zaten ilmekleri. Bir örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldık, ördük, ördük, örmeden aldık, ördük ve örmeden aldık. Bu şekilde 7 ilmeğimizde bu şekilde kullandıktan sonra model aralarındaki 4 ilmeklerimizi beyazla düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde 7 ilmeğimizi 1 örmedik, 2 örmedik, 3 örmedik ve 4 örmedik. Aralarındaki ilmeklerimizi yine beyazla örerek devam ediyoruz. Model aralarındaki 4 ilmeğimizi beyazla örüyoruz. Bu kısımda artırma yapmadan devam ettiğimiz, sadece modelimizi kurduğumuz kısım, beyaz iple ördüğümüz sıralarımız. Sıranın başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeği bir beyaz, yine örmeden aldık. Bir beyaz, işaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilmeği örmeden alıyoruz. Bu kısımlardaki artırma ilmeklerinin işaretten önceki ilmeğimizi yine direk şeklinde devam eden ilmeğimiz ve işaretten sonraki ilk ilmeğimiz yine koyu olan ilmeklerimiz. Model aralarındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Sıradaki ilk ilmeği örmeden aldık. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Bir ördük. Tekrar örmeden aldık. Bir ördük. Tekrar işaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilmeği örmeden aldık. Model arasındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Sıradaki ilmeğimizi örmeden aldık. İşaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilmeğimizi bir beyaz, tekrar bir örmeden, bir beyaz, işaretimiz diğer tarafa alıp ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İşaretimizin sonrasında yine model arasındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine 7 ilmekten 4 ilmeğini örmeden alıyoruz. Aralarındaki birer ilmekleri beyazla örüyoruz. 1 örmeden aldık. 2 örmeden aldık. 3 örmeden aldık. 4 örmeden aldık. Aralarındaki ilmekleri beyazla ördük. Model arasındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Yine aynı şekilde sıradaki ilmeği örmeden aldık, ördük, örmeden aldık, ördük, örmeden aldık, ördük,
Örmeden aldık. Kalan 4 ilmeğimize sıra sonuna kadar beyazdan ördükten sonra sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi yine beyazdan ördüğümüz ilmekleri örüyoruz. Örmediklerimizi yine ters örecekmiş gibi ipimizi önce ön tarafa alıp yine örmeden alıyoruz. 4 ilmeğimizi arka yüzünden düz örüyoruz. Sıranın başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 3 ilmek düz ördük. Yine ters örecekmiş gibi ön tarafa alıyoruz ipi. Örmeden aldık. Ördük, örmeden aldık. Ördük, örmeden aldık. Ördük, örmeden aldık. 4 beyaz örüyoruz. Sadece ipi ön tarafa, arka tarafa getirmenizdeki sebep şu. Örülmeyen kısımlar bu kısma denk gelmemesi için. Şimdi ön tarafa aldık. Örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldık. 4 beyaz örüyoruz. Yine aynı şekilde örmediğimiz ilmekleri örmeden alıyoruz. Ördüklerimizi yine düz olacak şekilde örüyoruz. İşaretlerimizi çıkartmadan örgümüzün diğer tarafını alarak devam ediyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzünde yine patiğimizin ana rengiyle devam ediyoruz. İpimizi değiştirdik. Yine işaretimize kadar olan kısımdaki ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Ördüklerimiz ve örmediklerimiz dahil. 27 ilmek örerek geliyoruz. Bu kısımdaki ilmek sayımız artmıyor. Patiğin bitimine kadar. Bunlar sabit olan ilmeklerimiz. Sadece model kurarak devam ediyoruz. Ördüğümüz ilmeklerin şu şekilde arkasına banarak düze çevirerek örüyoruz. Örmediğimiz ilmekler zaten düz olan ilmekler içine banarak düz örüyoruz. Şimdi 27 ilmeğimizi ördük. Yine işaretimize kadar geldik. İşaretimizin hemen sonrasında yine artırma yapıyoruz. Sonraki ilmekleri diğer işareti kadar olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir tane artırma yaptık. 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir tane artırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıyoruz. Ve 6 ilmek düz örüyoruz. Sonrasında yine işaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra hemen sonrasında artırma yapıyoruz. 3 ilmek yine düz örüyoruz. İşaretten önce hemen yine bir tane artırma yapıyoruz. Bu artırmaları unutmuyoruz. Çünkü modelimiz daha sonrasında yanlış bir şekilde devam edeceği için bu kısımdaki artırmaları unutmuyoruz. Model arasındaki 6 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Üç,
4, 5, 6. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra hemen bir tane arttırma, 3 ilmek düz örüyoruz. Sonrasında yine bir tane arttırma. İşaretimiz diğer tarafa aldık ve sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örmediğimiz ilmeklerin içine banıyoruz. Ördüklerimizin arkasına banarak, düze çevirerek bunları da düz örüyoruz. Örmediğimiz ilmeklerin içine banıyoruz. Bunlar zaten düz olan ilmekler. Evet, şimdi arka yüzden tüm ilmeklerimize hiçbir işlem yapmadan tamamını düz örerek sıra başına kadar gelelim. Arka sıradan tüm ilmeklerimizi düz örerek geldik. Yine sıranın başında ipimizin rengini değiştirdik. İlk 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Sonrasında yine 7 ilmekten ilkini örmeden aldık. Ördük, örmeden aldık. Ördük, örmeden aldık. Ördük, örmeden aldık. Yine 7 ilmeğimizi bu şekilde ördükten sonra model arasındaki 4 ilmeğimiz beyaz. Sonraki modelimizde yine örme, ör. Örme, ör. Örme, ör. Örme. Yine 7 ilmeğimizi de bu şekilde ördükten sonra model arasında 4 ilmeğimiz beyaz. Sıradaki ilk ilmeğimiz, İşaretten hemen önceki ilmeğimiz, direk şeklinde devam eden ilmeklerimiz, örmeden alıyoruz ve sıralı bir şekilde sıradaki ilmeği örüyoruz. Örmeden aldık, ördük, örmeden aldık, ördük. İşaretimiz diğer tarafa alıp sonraki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine bu şekilde İlk sırada 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor. Beyaz ilmeklerimiz yine örmeden aldığımız ilmeklerimizin arasında. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Model arasındaki 4 ilmeğimizi beyaz ördük. İşaret öncesi ilk ilmeğimiz örmeden, ör. Örmeden, ör. Örmeden, ör. Sonrasında yine işaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilmeği örmeden alıyoruz. Yine 3 beyaz ilmeğimiz oldu. Sonraki modeller arasındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Sıradaki ilmeği örmeden alıyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilk ilmeğimizi örüyoruz. Örmeden al, ör. Örmeden al, ör. İşaretimiz diğer tarafa aldık ve sıradaki sonraki ilmeği örmeden alıyoruz. Yine model arasında 4 ilmeğimiz beyaz. Sıradaki 7 ilmeğimizin ilkini örmeden alıyoruz ve sıralı bir şekilde ör, örme. Ör, örme, ör, örme şeklindeki 7 ilmeğimizi de bu şekilde ördükten sonra model arasındaki 4 ilmeğimiz beyaz. Yine aynı şekilde örme, birinci örmediğimiz, ikinci örmediğimiz, üçüncü örmediğimiz ve dördüncü örmediğimiz ilmeğimiz. Yine aralarındaki beyaz ilmekleri ördük. Sıra sondaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde yine ördüğümüz ilmekleri örüyoruz. Örmediklerimizi yine örmeden alıyoruz. Bu şekilde yine sıra başına kadar örerek gelelim. Evet, arka yüzden yine ördüğümüz ilmeklerimizi ördük. Örmediklerimizi yine örmeden alarak yine ön yüze geldik. Ön yüzde yine ipimizin rengini değiştirdik. Şimdi işaretimize kadar olan kısma kadar
İlmeklerimizi yine örerek geliyoruz. 27 ilmek örüyoruz. Evet, işaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra hemen sonrasında yine bir tane arttırma 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5. Sonrasında yine bir tane arttırma, işaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra 6 ilmek yine örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tekrar işaretimiz diğer tarafa aldık. Bir diğer arttırma yerine geldik. İşaret sonrası hemen yine bir tane arttırma yapıyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5. Hemen işaret öncesi yine bir tane arttırma. İşaretimiz diğer tarafa alıp buradaki yine 6 ilmeği düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. İşaretimiz tekrardan bir diğer arttırma yerine geldik. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Hemen sonrasında yine bir arttırma. 5 ilmek düz. Diğer işaret öncesi yine bir arttırma. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine düz örüyoruz. Arka yüzden yine ilmeklerimizi hiçbir işlem yapmadan düz örerek sıra başına kadar geliyoruz. Önce bu sırayı da bir tamamlayalım. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Beyaz ipimizden devam ediyoruz. Sıranın ilk başındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Sonrasında yine bir örmeden alıyoruz. Bir örüyoruz. Örmeden al. Ör. Örmeden al, ör, örmeden al. Yine 7 ilmeğimizi bu şekilde ördükten sonra model arasındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Yine aynı şekilde sıradaki ilk ilmeği örmüyoruz. Ör, örmeden al, ör, örmeden al, ör, örmeden al. Yine model arasındaki 4 ilmeğimiz beyaz. Sıradaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp sıralı bir şekilde dönüşümlü olarak bir örüyoruz, bir örmüyoruz. Bir örüyoruz, bir örmüyoruz. Örüyoruz, örmüyoruz. Örüyoruz. Tekrardan bu kısımda 4 tane beyazımız oldu şimdi. Tekrardan işaretimizi diğer tarafa aldık. Sıradaki ilk ilmeği örmüyoruz. Sonrasında yine 4 beyaz örüyoruz. Sonraki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu da diğer arttırma yerimiz. Hemen sonrasında işaretimizi diğer tarafa alıp sıradaki ilk ilmeği örüyoruz. Ör, örme. Ör, örme. Ör, örme. Ör. İşaretimizi diğer tarafa aldık. Sonraki ilmeği örmüyoruz. Yine 4 beyaz ilmeğimiz oldu bu kısımda. Model arasındaki 4 ilmeğimizi yine beyaz örüyoruz. Sonraki arttırma yerine geldik. En sonki arttırma yerimiz. Sıradaki ilk ilmeği örmedik. Ördük. Örmedik. Ördük. Örmedik. Ördük. Örmedik, ördük. İşaret sonraki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonrasında yine 4 ilmek beyaz örüyoruz. Yine aynı şekilde buradaki 7 ilmeğimizin ilkini örmüyoruz. 1 2 örmedik. 3 örmedik.
4 örmedik. Model arasındaki 4 ilmeğimiz beyaz. Yine aynı şekilde örmedik, ördük. Örmedik, ördük, örmedik, ördük, örmedik. Kalan 4 ilmeğimizde beyaz örüyoruz. Arka yüzden yine ördüğümüz ilmekleri beyazla düz örüyoruz. Örmediklerimizi ters örecekmiş gibi ipimizi ön tarafa alıp örmediklerimizi yine örmeden alıyoruz. Önce bu sıramızda bir tamamlayalım. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Patiğimizin rengiyle devam ediyoruz. İşaretimize kadar yine ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Ördüklerimiz ve örmediklerimiz dahil tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, ilmeklerimizi ördük. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra hemen sonrasında bir arttırma. Aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonrasında yine bir arttırma. İşaretimizi diğer tarafa alıp aradaki 6 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine bir tane arttırma. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonrasında yine bir tane arttırma. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Aradaki 6 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra burası 3. arttırma yerimiz. Hemen sonrasında bir arttırma. 7 ilmek düz. 1 arttırma. İşaretimiz diğer tarafa alıp kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet, bu kısmı da tamamladık. Sıramızı tamamlayalım ve arka yüzden de yine düz örerek sıra başına kadar gelelim. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. İpimizin rengini değiştirdik. Sıra başındaki ilk 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Beyazla ördüğümüz sıralarda modelimizi kurarak devam ediyoruz. Örmedik, ördük, örmedik, ördük, örmedik, ördük, örmedik. Bu şekilde 7 ilmeğimizi modelimizi kurarak devam ediyoruz. Model aralarındaki 4 ilmeğimizi beyaz. Yine örmedik, ördük, örmedik, ördük, örmedik, ördük. Bu şekilde 7 ilmeğimizi ördükten sonra yine model arasındaki 4 ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Sonrasında yine 4 ilmeğimizi ördükten sonra sıradaki, yani işaretimizden önceki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu kısımda modelimizi kurarak devam ettiğimiz sıramız, arttırmamız olmayan sıramız. Örmeden aldık, ördük. Örmeden aldık, ördük. Bu şekilde sıralı şekilde bir örüyoruz, bir örmeden alıyoruz. İki işaret arasındaki ilmeklerimizi. İşaretimizden önce yine ördük bir ilmeğimizi. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonraki ilk ilmeği örmeden aldık. Bunlarda artırma ilmeklerimiz genişleyen kısımda, yani şu ilmekten sonra ve şu ilmekten önce artırmalarımız iki işaret arasında devam ediyor. Bunlar direk şeklinde devam eden ilmeklerimiz. Bu iki işaret arasında arttırmalarımız devam ediyor. İşaret sonrası ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonrasında yine 4 ilmek beyaz örüyoruz. Sonrasında yine işaret öncesi ilk ilmeğimizi örmeden aldık
ve sıralı bir şekilde bir ilmek örüyoruz, bir örmüyoruz. Ör, örme, ör, örme, ör, örme, ör. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonraki ilmeği örmeden alıyoruz. 4 ilmek beyaz. Son arttırma yerine geldik. Sıradaki ilk ilmeği örmedik. Sıralı bir şekilde yine ilmeklerimizi bir örüyoruz, bir örmüyoruz. Örüyoruz, örmüyoruz, ör, örme, ör, örme. En sonki ilmeği ördük. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonraki ilmeği örmeden aldık. Yine bu kısımda beyaz ilmeklerimiz baştan itibaren tek ilmekten başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek oldu şu anda. Tekrardan model arasında 4 ilmek beyaz. Örme, ör. Örme, ör. Örme, ör. Örme. Tekrardan model arasında 4 ilmek beyaz. Yine sıralı bir şekilde 7 ilmeğimizi örmeden aldık. İlk ilmeğimizi ördük. Örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldık. Kalan 4 ilmeğimizi ördükten sonra sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden yine ördüğümüz ilmekleri örerek, örmediklerimizi örmeden alarak yine arka sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Patiğimizin rengiyle devam ediyoruz. İşaretimize kadar tüm ilmeklerimizi örerek geliyoruz. İşaretimize kadar örerek geldik. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine bir tane artırma yapıyoruz. Sonrasında yine işaretimize kadar aradaki ilmekleri düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen öncesinde yine bir artırma. İşaretimizi diğer tarafa alıp bu ilk arttırma kısmını tamamladık. Sonrasında yine 6 ilmek düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra ikinci arttırma yerimizde yine bir tane arttırma yaptık. 9 ilmek düz örüyoruz. İşaret öncesi hemen yine bir arttırma. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra 6 ilmek düz. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra bu kısımda 3. arttırma yerimiz. Hemen bir tane arttırma. 9 ilmek yine düz. Hemen öncesinde yine işaretimizin öncesinde yine bir tane arttırma. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, bu şekilde önce sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden de tüm ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Şimdi bu kısımda şu koyu renk olan kısımlar arttırma sıralarımız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. arttırma sıramızı tamamladık şu anda.
Bu şekilde devam ediyor. Toplamda şu beyaz ilmeklerimiz 7 ilmek olana kadar devam ediyor. Yani beyaz ilmekli sıralarımızı saydığımızda şu kısımları arttırmalarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca beyaz ipimizle ördüğümüz sıralarımız olması gerekiyor. Bu kısımda şimdi 6. arttırma sıramız 3. 5.yi tamamladık. 6.ya geçeceğiz. Bu şekilde devam ediyor. Önce sıramızı tamamlayalım. Arka yüzlerine geldikten sonra yine beyaz ipimizden öreceğimiz sırayı göstereceğim. Sonrasında kalan sıraları tamamladıktan sonra örgümüze devam edeceğiz. Önce sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de gelelim. Evet, yine ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Örgümüze 4 ilmek beyaz örüyoruz. Sonraki 7 ilmeği bir örmeden alıyoruz, bir örüyoruz. Örmeden al, ör. Örmeden al, ör. Örmeden al. Yine model arasındaki 4 ilmeği beyaz örüyoruz. Sıradaki 7 ilmeği yine aynı şekilde bir örmeden aldık. 2 3 örmeden aldık. 4 Yine model arasında 4 ilmek beyaz. Sıradaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra sıralı bir şekilde bir ilmek örüyoruz, bir örmüyoruz. Örüyoruz, örmüyoruz. Bu şekilde diğer işarete kadar ilmeklerimizi örerek geliyoruz. En son ilmeği ördük. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonraki sıradaki ilk ilmeği örmeden aldık. Model arasında 4 ilmek beyaz. Sonraki ilmeği yine örmeden aldık. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra yine sıralı bir şekilde bir örüyoruz, bir örmüyoruz. Ördük, örmedik. Yine diğer işarete kadar ilmeklerimizi bu şekilde örerek geliyoruz. Son ilmeğimizi de ördükten sonra önce işaretimizi diğer tarafa alıp sıradaki ilmeği örmüyoruz. Yine 4 ilmek beyaz. Sıradaki ilmeği örmüyoruz. Sonrasında diğer işarete kadar yine bir ilmek örüyoruz, bir örmüyoruz. En son ilmeği ördükten sonra işaretimiz diğer tarafa alıyoruz. İlk ilmeği örmüyoruz. Sonrasında yine 4 beyaz. Yine buradaki 7 ilmeğimizi sıralı bir şekilde bir örmeden aldık, bir ördük. Örmeden aldık, ördük. Örmeden al, ör. Örmeden al. Yine model arasında 4 ilmek beyaz. Yine sıralı bir şekilde örmeden al, ör. Örmeden al, ör. Örmeden al, ör. Örmeden al. Kalan 4 ilmeğimizi de ördükten sonra sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden yine ördüğümüz ilmeklerimizi örüyoruz. Örmediklerimizi örmeden alıyoruz. Şimdi burada son artırma sıramız kaldı. 1, 2, 3, 4... 5, 6 son artırma sırasında bu şekilde sıralı bir şekilde tamamladıktan sonra en son beyaz sıramızda örelim ve sonrasında alt tabandaki haroşa kısmına geçmeden önce bu kısmı önce bir tamamlayalım. Son artırma sırası kaldı şu anda ve bir sıra daha beyazla ördükten sonra bu kısmı tamamlıyoruz. Evet, şimdi kalan iki sıramızda örerek tamamladık. Arttırma sırası koyu renk ipimizden yaptık ve beyaz ipimizden de son sıramızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca beyaz ipimizden örgümüzü ördük, tamamladık. Şimdi patiğimizin rengiyle devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sayarak devam edelim. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. İşaretlerimizi çıkartıyoruz. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5. 105 ilmeğimiz var. Artırmalar sonrası 69 ilmekle başlamıştık. Şimdi arka yüzden de yine düz örerek geliyoruz. Bu kısmı ben 4 haroşa dişi boyunca ördüm. Siz dilerseniz bu kısmı daha geniş de örebilirsiniz. Şimdi bu 4 dişte tamamladıktan sonra topuk kısmına geçiyoruz. Önce bu sıralarımızı bir tamamlayalım.